Ne oldu gene? Neye? O ne? Duydum da anlamadım ne olduğunu. Ne sesi Defter. bu? Kitap sesi. Kitap mı? Gafletin işe yaramadığı yerde işe yarayacak şey. Ne yapıyorsun kızı? Öldüm. Ne? Sinek! Ha. Avlayabildin mi? Dalga geçiyorsun değil mi? Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Avlamışım. Ciddi misin? Bak. Ama nereye düştü bilmiyorum. İğrenç. Gofret yer artık. Gofret kalk bul ve onları. Dur. Dur. Dur bir. Ne? Önce bir onları bir çekeyim, bir çekeyim. Gofret işe Dağıtma. yaramadığı için. Sürüyü dağıtma. Hangi sürü? Arkadaşlar bakın. Uçanları görüyorsunuz değil mi? Bugün temizlik vardı. Etraf biraz pencere falan açılınca içeri kara sinekler geldi. Havalarda ısındı ya, çıktılar ortaya baş belaları. Şunu ortadan alır mısın? Normalde Süheyla sineklerle ilgilenmez. Sadece gofret avlar onları ama aralıksız 2 saattir burada lambanın başında Süheyla dönüyorlar. ilgilenmez nasıl bir cümle? Ben gofret miyim? Yani sen ağlamasın. Avizenin kalan yerini de kır kızın. Oraya kadar boyun mu yetiyor? Onu ben mi kırdım? Bakın arkadaşlar. Masanın üstündeydi. Bakın. Gördünüz değil mi? Süheyla'nın eseri. Burada kedime bir suç atılmıyorsa sorun yok. Süheyla'dan olabilir. Kedine suç Kedim nerede atılmıyor. benim? Kaçtı Bilmiyorum. benim sesim yüzünden şu koltuğun altına. Seslerden korkuyor ya, kayboldu. Süheyla onun yerine şey avlıyor, sinek. Ya kanka, sana sinek avlattım Bitmiş şimdi. fizik test kitabımla. Ne yapıyor? Sinek avlamaya çalışıyor. Bir tane anca avladı. Bir tane daha tuttu. Hadi canım. Hangi sayfasının arasında Süheyla? Çok da önemli değil. Görmeme gerek yok onu. Bir tane daha tuttu. Bu kız bayağı iyi senin Çünkü gofret. sınıfta böyle sinek avlıyoruz. Çok kötü bir şey. Okulumuzda çok sinek var. Görmüyorum. 7 taneydi, şu an 2, 3 tanesini görebiliyorum. Ben onu da göremiyorum. O da Ta, o gitti. da tamam mı? Bu kız çok iyi. Buradaymış yanlış sayfa. İğrenç. Görmek ister misin? Görmesem de olur. Temiz sayfası kaldı. 2 tane görebiliyorum Üç şu an. tane var. Anne sinek kız. Dur dur. Tutamadım. Nefret ediyorum 3 tane var, evet. Gel buraya Üçünü gel. de gördüm. Sen niye sinek tutmuyorsun? Gürültü Buraya gel. varken çıkmaz dışarı. Neden ayağımın altında yatıyorsun? Kafana basayım diye mi? Tuttu mu? Hayır, tutamadım. Bir tanesini alıp yardım etmeye ne dersin? Evet, senin boyun uzun. Ve masa var Bekle, ortada. sinekler bir gelsin önce. Bekle. Göremiyorum ki ben. Aha gitti. Ben hiçbir sinek göremiyorum. Çünkü avladım. Hepsini. Bir tane daha gitti. Bizim Ha, gibi görmedim. başkaları da var mı acaba, merak Evet, ediyorum. sinekli kaldığımız her seferinde kaybolduğu için bence Her vardır. seferinde diyorum ki şuraya koyayım. Anne sen söyle, tuttuğunu mu zannediyorsun? Şuraya bak. Bulayım diyorum, sonra geri unutuyorum. Bak. Söyle abisi mi kandırıyorsun deminden beri? Tutmuştum. Masa, diğer masaya gitmişler. Dur, hareket etme. Dolu Süheyla. Sen hiç yakalayamamışsın. Yakaladım da ölüleri var. Görmek Bir ister şeye misin? bastım. Ölü sinek. Daha çok hareket etme sen. İçinde ölüleri var. Tamam. Demek ki evde 7 taneden daha fazla sivri, şey, kara sinek varmış. Bir de Süheyla var. Şimdi çift sinek avlayacağım kitapla bir tane daha. Niye bu kadar biliyor? Anne! Neden bizim bir sinekliğimiz yok? Sinekliğimiz vardı işte, ben bir yere koydum onu. Hatırlayın buraya koyayım, unutmayayım dedim. Sonra gene unuttum yerini. Tebrik ederim. Ve bizim burada çok fazla sinek olmuyor. Duvarlarda herhangi bir şey görsen söyle. Duvarlara konmuyorlar. Bugünküler burada Bugünküle... Dur! sehpanın Hareket üstüne. Heh, etme! tamam, 2 tane uçuşuyor. Bekle. Sehpadan dolayı yakalayamıyorum. Vah, kaçtı. Çok sinir bozucu biliyor musun? Nurettin, o sehpa çok sağlam olmayabilir. Sen ha ha diyorsun da senin odanın penceresi nasıl? Hiçbir şekilde sinek geçirmiyor. Sinek girerse okuldan ölür.
Anne şu sefer kaldır. Tamam. Relax. Sonra toplaştıkları zaman tekrar öldürmeye geçersin. Şu an için değil. Tamam mı? Gofreti bile korkuttun. Hayvan kayboldu ortadan. Kaçtı gördüm. Kaçtığını gördüm. Neden yerde hiç sinek ölüsü yok? Kitabın arasında kaldı çoğu. Ama çoğu da kaçtı. Bir tanesi inatla iki tane suçuyorlar. Farkında mısın? Bir sakin ol. Böyle konsantre ol da vur. Öldü mü? Ya kitaplarım öldü de sineği bilmiyor. Gofret nerede? Gofret gürültüden korkup kaçtı. Öldü mü? Kitabı mı? Yok, kaçtı. Hayır, kaçtı. Kaçtı. Gofret bir tanesini yakalamış. Bak burada pencerenin önünde. Ya da gofretten korkup ölmüştür. Rica ederim. Görüyor musun? En azından dağıttım. Senin için rica ederim. Paşa'yı merak edenler. Paşa gördüğünüz gibi gayet iyi. Biraz önce bardakta duşunu aldı. Şimdi de sularını akıtıyor. Sıcaktan dolayı, tamam oğlum sakin ol. Sıcaktan dolayı çok yanıyor paşa. O yüzden bıcı bıcı yaptı. Göbüşüne kurmuş. Yerim seni. Kokuyorsun ve kümes gibi. Islak bu hiç hoş değil. Ve burnun da ıslak. Sen eşek. Hoş mu senin dedi. Doğru, önce ben dedim. Eşekim. Peh. Ne? Arkadaşlar paşayı merak ediyorsunuz ya. Sizin için ufak bir parça çekmek istedim. Evet, paşa kaldığı yerden devam ediyor. Gofret zarar vermesin diye eskisi kadar çok çıkarmıyoruz. Ama bu paşayla ilgilenmediğimiz anlamına gelmiyor. Gönlünüzde paşa hiç etkilememiş. Çıkarmayacaktım. Kahvaltı yapıyorduk biraz önce. Paşa oradan anne anne bağırınca dayanamadık. Gofreti gördüğünüz gibi mutfağın dışına attık. Kapıyı kapattık ve... Bu sen gıcık çırpınma yanımda ıslaksın. Süheyla'ya laf sokuyor şu an. Kokuyorsun paşa. Sabunla yıkayasım geliyor sen deterjanla. Kokuyorsun. Hem de kümes gibi. Ve tek başına yaşıyorsun o koca kafeste. Anladın mı? Sen eşek. İşine gelmeyince eşek diyor. Maalesef böyle bir şey var. Bak. Anne diyor bir daha arada. Paşa, annem. Sana gelir, yapma sana tamam. Gelir. Çok güzel anne diyor, annem diyor, anneannem diyor. Aşkım, bir tanem. Sıkıldın mı? He? En azından böyle yapınca bir şey demiyor. Yiyin mi? He? Uyarıyor seni. Isırayım mı seni? Kaç. Ne oldu? Ha? Banyo yapınca rahatladın değil mi? Kaçacak yer arıyor. Paşa şişko oldun ha. O göbüşlü güzel. Ay, döverim sus mu dedi? Sanırım öyle bir şey söyledi. Kaçacak. Gel. Çağır Nuri. Tabii kanka. Paşa'nın bacakları birleşmiyor ya. Ne yapıyor? Çünkü kısa bacakları. Oh. Ve şöyle duruyor. Oh tostu. Ben onu korkuttum. Bacaklarım böyle duruyor. Çapraz duruyor. Bacakların bozuk senin biliyor musun? Evet, bunu onay olarak kabul ediyorum. Kim çağırırsa onun omzuna gidiyor arkadaşlar. Paşa'nın göbeği ağır bastı. Sus anlatıyorum daha bitmedi. Ondan sonra cicik dersin. Sonra bir ayrılıyor bacakları böyle. Hani şahinlerin tekerleri ayırıyorlar ya yapışıyor yere. Paşa da öyle duruyor. Paşa'nın şimdi sana kısmada hakkı yok mu? Paşa koşarken koşamıyor. Kuyruğu sağa sola çarpışıyor böyle. Haklı değil miyim ama şişkosun. Değil mi? Evet. Çok şişko. Paşa sana şey dedi. Bozuk şahin modifiyeli dedi. Şahin dedi. O da olur. Sana öyle dedim. Cidden şu tiple benziyorsun şu an oğlum. Kızma ama cidden benziyorsun. Kafan da kocaman oldu. Fazla kan gidiyor. Ters durma artık şurada. Sen gıcık. İyiliğini düşünüyoruz. Kafası kocaman değil mi? Çünkü kafeste ters duruyor. Kan gitmesi gereken yere değil beynine gidiyor. Değil mi paşa? Evet. Paşa beni ısıracak biraz sonra. Ben hiçbir şey yapamayacağım. Dinliyor arkadaşlar. Aşkım. Bazen hemen cevap vermiyor. Sonra bir iki tane laf sokup kaçıyor.
Şu anda öyle yapacak gibi sanki. Paşa, yine yaramazlık peşindesin. Bu masayı kim temizleyecek oğlum? Hı? İşine gelmeyince kaçıyorsun değil mi? Ha? Paşa, bu masayı kim temizleyecek? Ha? Söyle bana. Yakışıklı. Paşa. Paşa, ağzını oralara sildin. Oralarda kirlettin ama. Paşa. Afacan Paşa. Gel. Gel buraya. Paşa dışarıdayken sürekli yaramazlık peşinde diyorsunuz ya. Paşa ne yapıyor diye. Paşa sürekli yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Bakın, kendini şikayet ettiğim zaman da böyle öfkeli bağırıyor. Biliyorsunuz ya, Süheyla'ya kızınca bağırıyor ya da böyle ondan şikayet ettiğimiz zaman bu şekilde bağırıyor. Oğlum. Yaramaz oğlum. Tatlı oğlum. Şimdi omzumda indirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar sinirlendi. Omzumdan indirdiğim için öfkeli öfkeli bağırıyor. Çekemiyorum. Yakaladım omzumda. Yaramazlık peşinde. Bu arada sıcağa dayanamıyor. Hemen kanatları hararet yapıyor arkadaşlar. Sürekli kafeste olduğu için. Oğlum sıcakladın mı sen? Su açayım mı sana? Su açayım mı annem sana? Ne oldu? İstemiyor musun suyu? İstemiyor musun? Ha? Yaramaz oğlum benim. Tamam. Sana söylemedim. Sinirlenme. Küçük pehlivan. Annem, annem söyle. Annem de bir daha hadi. Çok güzel annem diyor bu arada. Oğlum. Benim tatlı oğlum. Güzel oğlum. Konuş bir. Hadi bir daha konuş. Sıcakladı. Şu an daraldı. Bayağı bir daraldı. Kanatları görüyor musunuz? Bu sıcaklarda hiç dayanamıyorlar. Aşkım demedi Murat. Hiç iyi bir şey söylemedi sana. Aşkım. Bir tane. Murat dikkat et. Üzerine yapıştığın yer hiç temiz değil. Çiçi kuş. Evet, çiş yapmış buraya. Oğlum. Paşam, bir tanem, cici kuşum, aşkım, balım. Oh, hanıymış benim oğlum. Ya. Oh, hanıymış benim aşkım. Güzel şeyler söylerseniz böyle. Şikayet ederseniz deli Paşa, gibi bağırıyor. Bir de anlamaz diyorsunuz. Oğlum. Bakın nasıl anlıyor. Hanıymış benim oğlum. Hanıymış benim aşkım. Cici kuş. Öpücük ver oğlum. Öpücük ver oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim aşkıma. Çiçi kuşum benim. Tamam, bir tanem benim. O da konuşsun. Aşkım. Aşkım. Aşkım da bir. Babacığım. Anneciğim. Anneciğim. Şşşşş. Ne oluyor? Kanatlara bakar mısın Murat? Dayanamıyor. Çok sıcak bugün. Oğlum sen sıcak sevmiyor musun balım? Küçük kartalım. Bak 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 burada ne var? Bak 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 bak. Çıkma. Kaçacak kaçacak çok cık daraldı. Mı? Kaçtı. İn de hadi oyna. Hadi bakalım. Yandın yandın hadi bakalım. Hı? Bu sıcakta anca böyle zaman geçirebilirsin sen. Duyuyor mu? Hadi bakalım olan suyu kullan. Sen ne iyiliğin için kapattım oğlum? Kızma. Hı? Ne kadar mutlu bak 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 bak. İçine maydanoz atalım mı? Hı? Maydanoz atalım mı içine? İster misin? Aşağı çık.